Yani savcılık soruşturmasına göre Meltem Bozbeyoğlu olay yeri Arif Güran'ın evi, Nari'nin kendi evi. Olay yerinde, cinayet anında olay yerinde bulunan isimler de Salim Güran amca, Enes Güran ağabey, anne Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da savcılık HTS baz kayıt istasyonu kayıt çakıştırmasından orada olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 4 suçluya iştiraklı bir şekilde Narin Güran'ın öldürülmesinden ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Fakat Nevzat Bahtiyar şu ana kadar soruşturma kapsamında suçunu, işlediği suçu itiraf eden tek isim. Evet. Tek isim bu anlamda da önemli. İşte bu da olay yerindeki savcının ve olay yerine jandarma ekipleri olay yerine gidip olay yerindeki tatbikat, yani olay yeri inceleme tatbikatı bu. Olay yerine gidip tekrar Nevzat Bahtiyar'a o küçük Nari'nin cansız bedenini nasıl taşıdın, nereden taşıdın, nereye koydun şeklinde soruyor. Ve burası o eğer tutmaz dere yatağı, Narin Güran'ın cenazesinin, küçük minik cesedinin bulunduğu nokta orası. Ve oradan böyle aşağı doğru kayarak iniyorlar. Hatta jandarma ekibi soruyor. Diyor ki aşağı mı attın? Narin cenazesini diyor. Nasıl yaptın diyor. Kaydın mı? Düştün mü? Yok diyor. Hayır, düşürmeden bu şekilde kolumun altına indirdim. Buraya koydum. Orası çünkü yarı bataklık bir yer. Dibi çamur, balçık. Oraya koydum. Daha sonra üzerine sistematik olarak 3 taş koydum. Ve böylece Narin'in cansız bedenini nasıl gizlediğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Şimdi bu Narin Güran'ın cenazesini nasıl aldığını, götürdüğünü ve taşıdığını anlatan Nevzat Bahtiyar'ın 3 ayrı ifadesi var. Bazı yerlerde çelişki var ama bazı noktalarda yok. Mesela nereye gömdüğünü tam da jandarma ekiplerine gösteriyor ya. Burası eğer tutmaz deresi. Eğer tutmaz deresi ve eğer tutmaz deresinde Nari'nin cansız bedenini nereye gömdüğünü jandarmaya gösteriyor ve jandarma diyor ki evet biz de cenazeyi, küçük Nari'nin cenazesini buradan çıkardık diyor. Dolayısıyla o teyitli. HTS kaydından orada olduğu belli. O da teyitli. Artı karşı komşuya ait bir çiftlik evinin güvenlik kamerası var. Arabasının oraya geldiği ve 38 dakika boyunca Narin Güran'ın cansız bedenini buraya gizlediği teyitli. Dolayısıyla Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'ın o küçük cansız bedenini eğer tutmaz deresine gizlediği, kamufle ettiği, oraya gömdüğü net, kesinleşmiş bilgi. Fakat buradaki sıkıntı şu Meltem. Buradaki aile, özellikle Güran ailesinin iddiası ve ithamı şu. Katil Nevzat Bahtiyar diyorlar. Diyorlar. Evet, çünkü diyor ki biz diyor baz istasyonunu anlamayız. Baz istasyonu yanılır. Savcının elinde sadece bir baz istasyonu var. Artı bazı kamera görüntüleri yok. Artı soruşturma eksik gitti. Dolayısıyla bir katilin iftirasıyla benim eşim ve oğlum cezaevinde diyor. Şimdi fakat abi de aynı şey. Abi de aynısını söylüyor. Baran Güran da buna benzer şeyler söylüyor. Fakat biz buradan şunu anlıyoruz. Yani şimdi şöyle, Narin Güran kaybolduğu andan itibaren Güran ailesinde soruşturmayı sekteye uğratan, soruşturmayı gizleyen, soruşturmayı akamete uğratmaya çalışan bir yapı hep gördük. Hep karşıladık. Ekipleri soruşturma dosyasında gördük. Evet. Mesela ne yaptılar? Küçük Narin kaybolur kaybolmaz. Küçük Narin'i aramak yerine ailenin 6 üyesi otomatikman hepsi WhatsApp yazışmalarını sildi. Ve arama kayıtlarını sildi. Yani suçların gizlenmesi, yok edilmesi eylemine girdi. Bununla bitti mi? Bitmedi işin açıkçası. Şöyle devam ettiler. İşte Narin Güran'ın saat kaçta kayboldu? İşte en son 15-11'de okul kamerasına görülüyor. Ve 11-15 sıralarında evinin olduğu noktalarda görülüyor. Fakat aile ısrarla Salim Güran'ın telkiniyle bütün aile üyeleri biz Narin'i 15.40'da gördük, 17'de gördük, 18'de gördük şeklinde manipülatif bilgiler veriyor. Mesela Enes Güran dahi, Enes Güran, Narin Güran kaybolduktan 2 gün sonra, bak 2 gün sonra bilgi ifadesine başvuruluyor. Bilgi ifadesinde diyorlar ki Narin ne zaman kayboldu diyorlar. Narin 16.30'da kayboldu diyorlar. Fakat sonra şüpheli olarak gözaltına alındığında aynı soruyu jandarma ekipleri tekrar sorduğunda bu sefer Enes Güran da amca Salim Güran'ın telkinleri doğrultusunda, yani daha önceki aile üyelerine verdiği telkin doğrultusunda Narin Güran'ın akşam ezanıyla birlikte kaybolduğunu anladıklarını söylüyor. İşte sufra kurmuştuk. Annem Narin nerede diye sordu. Ezan okunuyordu. Akşam ezanı kaçta okunuyor? O tarihte bakmıştık biz. 19-11'de okunuyor. Yani daha önce olaydan bir gün sonra verdiği ifadesinde 16.30'da kayboldu diyen abi bile
Narin Güran'ın kayboluşunu manipüle etmeye kalkıştı. Dolayısıyla aile üyeleri bununla da yetinmiyor Meltem. Elektrik tellerini şarj yaptırıp köyün elektriğini kesiyor. Patates hatlar, yani patates hat dediğimiz başkaları üzerine alınmış hatlar üzerinden jandarmaya yalan ihbar yapıp jandarmanın dikkatini dağıtıyor. Faik Güran amca, o da jandarma çalışma sırasında ona gizden dinleyip, telefonda konuşuyormuş gibi yapıp gizden dinleyip onlardan edindiği bilgiyi aileye taşıyor. Aile üyeleri akşamları mutat belli aralıklarla belli yerde toplanıp nasıl hareket edecekleri kararını alıyorlar. Ve buna benzer birçok manipülasyon devam ediyor. Sonra günün sonunda sorsalar Nevzat Bahtiyar suçlu. Şimdi de gelinen son noktada Nevzat Bahtiyar ismi, aile ısrarla diyor ki katil Nevzat Bahtiyar'dı. Yani anladığımız Güran ailesi soruşturmayı ve bundan sonraki süreci katilin Nevzat Bahtiyar olduğu yönünde bir çalışma yürütüyor. Yani yarım yamalak bir bilgi. Evet, Nevzat Bahtiyar suçlu ama tek suçlu mu? Yani. O zaten kendi suçunu itiraf ediyor. Ve tabii, diyor ki mesela şunu net bir şekilde söylüyor. Diyor ki bana Narin Güran'ın cenazesini veren ve beni eve çağıran amca Salim Güran diyor. Ve amca Salim Güran diyor. Hatta ama ilk ifadelerde şöyle bir şey vardı değil mi Nihat Bey? İşte ailem çok güçlü bir aile, Güran ailesi. Bana bir şey yapmalarından korktum. Zaten yine demiş ailemle tehdit ettiler, evet, diye. Çok güçlü bir aile. Hatta bir para vardı. Bu para karşılığında 200 bin lira. 200 bin lira. Evet. Tabii 200 bin lira karşılığında yaptınız. Evet. Ama sonra bakıyorlar Nevzat Bahtiyar'ın da hani maddi durumu da 200 bin lira için hani bu kadar vahim bir cinayete adını karıştıracak bir maddi durumu yok. Varmış herhalde değil mi? Yani o taş ustası Salim Güran'ın sağ kolu, Salim Güran'ın emriyle hareket edebilecek bir yapıya yani sahip. Yani diyor ki para için değil, evet, ben aileden korktum ve bu, evet, yüzden ifadesi yani bu. Hem para yöndeydi, teklif ettiler diyor, hem de diyor ki bak aileni yok ederiz dediler diyor, ben de bu işi yaptım diyor. Fakat buradaki olay şu, savcılık soruşturması kıymetli, önemli. Savcılık bir takım ipuçları var. Bunda ne var? Diyor ki savcılık, HTS baz istasyonu kayıtlarına göre HTS sinyallerindeki sel ve trak bilgileri yaptığımız incelemede hani bilinenin aksine köyde aslında 3 baz istasyonundan sinyal alınıyor diyor savcılık. Dolayısıyla diyor bu sinyallerin çakışması rapor ve analizlerini yaptık. Bu sinyal çakışması ve rapor ve analizlerinde diyor olay saatinde Salim Güran dakika dakika önce evindeydi, sonra amcasının oraya gitti, sonra evin bahçesine gitti, sonra içeri girdi, müştemilata girdi. Sonra adım adım aslında savcılık rapor hazırlamış ve adım adım Salim Güran'ın nerede olduğunu söylemiş. Sonra ahıra gitti diyor, ahıra gidiyor, sonra tekrar eve geliyor diyor ve en son bir baz çakışması var ki o baz çakışmasında Meltem, burası önemli, kritik çünkü Narin Güran'ın çoklu bir ortamda infaz edildiğini anlıyoruz ve savcılık diyor ki hatta diyor öyle bir dakikadan bahsediyor ki 15'ten sonraki süreci bahsediyor. Diyor ki anne Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar suçunu itiraf eden kişi, itirafçı değil suçunu itiraf eden kişi. Hepsinin aynı odada, dördünün de aynı odada olduğunu biz baz istasyonu sinyal kayıtlarından tespit ettik diyor savcılık. Tabii mahkeme bunu ne kadar tutarlı bir delil sayacak onu mahkemede göreceğiz. 7 Kasım'da mahkeme görecek ama şu aşamadaki ben olayın şeyini söylüyorum. Yani bir anda aile daha önce olay anını, olay saatini manipüle etmeye çalışan, soruşturmayı sektör etmeye çalışan aile şimdi ağız birliğiyle hem abi hem baba katil Nevzat diyor. Tabii, katil Nevzat'sa tabii, sizin ne işiniz vardı bunu demesi. Çünkü birlikte katil Nevzat diyen iki isim Baran Güran ağabey ve baba Arif Güran. İşin ilginci ikisi de olay günü köyde değiller. Olay yerinde değiller ve köyde değiller. Neye göre diyorlar? Ne için diyorlar? Fiziki belge var mı? Diyor ki işte savcı soruşturmayı iyi yürütemedi. Bazı iddianamada eksiklikler var. Buradan da biz şunu anlıyoruz. Aile bundan sonraki savunma argümanını dosyada eksiklikler var, iddianamede yanlışlıklar var, hatalar var deyip savunma modelini bu şekilde yürüteceğini biz anlıyoruz. Ama zaten Nevzat Bahtiyar diyor ki ben diyor evet cesedi aldım, götürdüm ve Ertuğrul Deresi'ne gömdüm diyor. Onu itiraf ediyor suçunu. Ve başka ne söylüyor? Bir bakalım mı? Bir dinleyelim. Evet. Bir başka, evet, ifadeleri de var. Diğer ikinci bölümünde bir izleyelim mi birlikte? Vallahi söylediğim şeyi kaybettim. Ne, nasıldı? Gösterdiğinde nasıldı? Neyin içindeydi? Nasıl duruyordu? Şeyin içindeydi. Bakanların içindeydi.
Murat ya, ben durdum. Vatan nerede duruyordu? Hangi koltuktan? Ön koltukta. Ön koltuk şoför, koltuğu mu yolcu? Yok, yolcu. Tamam, kaybetti dedi. Ne evet. Yaptın sonra sen? Sonra ben durdum. Beni ailemle şey yaptı. Dedi, eğer beni kaybetmezsen ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Tamam. Sonra ben, ne yaptın? Sonra ben mecbur kaldım. Çuvala birlikte koyduk. Birlikte battaniyeyle? Birlikte açtık. Battaniyeyi açtınız? Battaniyeyi açtık. Tamam, battaniyeyi açtık. Açtık. Ben de torbayı getirdim. Öyle evet. Battaniyenin içinde sadece kız kıyafetleriyle duruyordu. Başka bir evet. Şey yok değil mi? Yok, başka bir şey yok. Tamam. Ondan sonra birlikte torbaya koyduk. Sen burada durdun değil mi yol üzerinde? Yol üzerinde pek hiç çekinmediniz mi biri görmeden? Yani ben bilmiyordum yani ben burada durdum öfkeyince bilmiyordum yani. Çuvala peki burada mı koydunuz? Evet şöyle. Burada koydum. O yardım burada etti mi? Evet. İki araba yan yana durdunuz. Evet. Bu yolu kapattınız hiç mi gelen geçen olmadı? Burası da Meltem köyün girişi aslında parkeli yol olarak tabir ettikleri yer. Hı hı. Köyün girişinde Salim Güran diyor cenazeyi diyor Nari'nin cenazesini bana arabasıyla getirdi diyor. Ön koltukta bej bir battaniye sarılıydı kıyafetleriyle sarılıydı diyor. Ve diyor biz orada onun arabasını aldık benim arabama koyduk diyor. Yani Nari'nin Güran'ın bu biraz önceki videonun bir ön halkası bu. Ve Salim Güran orada ona söylüyor iddiasına göre diyor ki beni tehdit etti ailemle tehdit etti artı para teklif etti. Bu cesedi yok edeceksin dedi. Ben de o yüzden aldım götürdüm işte bir gübre çuvalına koydum ve eğer tutmaz deresine götürdüm diyor. Aslında yani hepsinin akıllarda Nari'nin... şu soru yok mu Meltem? Hı hı. Şöyle bir soru var akıllarda yani Nevzat Bahtiyar durup dururken suçu niye itiraf etti? Şimdi onu soracaktım evet. Ben de yani neden? Bu ilginç tamam doğru HTS kaydına yakalanmış aracı. Güvenlik kamerası tarafından 38 dakika boyunca kırmızı arabası eğer tutmaz deresine yakın bir noktada görülmüş. Ama her şeye rağmen suçunu ile itiraf etmeyebilirdi. Çünkü aile de itiraf etmiyor. Kimse suçunu itiraf etmiyor. Fakat ben burada şöyle düşünüyorum burada da. Salim Güran işin açıkçası hani hep ifadesine diyor ya Nevzat benim iyi arkadaşımdır. Onunla bir husumetim yok. Hı hı. Birlikte yemek yemeye giderdik. Şunu yapardık bunu yapardık diyor ya. Aslında... Salim Güran şöyle bir şey yapıyor. Jandarmaya bir gün diyor ki, daha Narin Güran aranma işlemleri devam ederken, cansız bedenine ulaşmamışken, jandarmaya diyor ki Meltem, çingenelere ait kırmızı bir aracın, bak çingenelere ait kırmızı bir aracın eğer tutmaz deresine doğru gittiğini gördüm diyor. Yani aslında jandarmayı kırmızı bir arabaya yönlendiriyor. Aslında kırmızı araba bulunsa köydeki tek kırmızı araba kimin? Nevzat Bahtiyar'ın. Dolayısıyla aslında Salim Güran Nevzat Bahtiyar'ı dolaylı olarak ihbar etmiş oluyor. Ben düşünüyorum ki Nevzat Bahtiyar da bu durumdan sezdi. Madem öyleyse dedi o da suçunu itiraf etti. Ve Salim Güran'ı da suçunu itiraf edip Salim Güran'ın da bu işin neresinde olduğunu ne yaptığını detayla anlattı diye düşünüyorum ben de. Sonra da katil ilan etti. Sonra belki da, kendi evet. Bile yaptıysa evet. Öyle söyledi. Ama yani Salim Güran'ın şunu açıklaması lazım. Dakika dakika 14.52'den itibaren başlayan ve adım adım Arif Güran'ın, Narin Güran'ın evinin olduğu noktaya gelişi, odalara gidişi, ahıra gidişi, salona geçişi, müştemilata gelişi, artı dörtlü toplantı yapışları bunları makul bir gerekçe ise gerekçeyle izah etmesi lazım. Çünkü bu süreç neye denk geliyor biliyor musun Meltem? O küçük Narin'in vahşice katledildiği zamana denk geliyor. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Artık itirafa mı kaldı cinayetin aydınlatılması? Yani katilin bence bulunması? İtirafa kalmadı. Şöyle aslında aile Güran ailesi diyor ya hani dosya iddianamada o eksik var bu eksik var diyor. Doğru bazı şeyler tam tespit değil ama ben faili meçhul bir cinayet olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. İtirafta şu olabilir. Şimdi 4 kişinin arasında işlenmiş bir cinayet. 4 kişinin aynı anda bulunduğu bir noktada işlenmiş bir cinayet. Fakat neticede Adli Tıp Kurumu'nun da bahsettiği gibi Nari'nin ensesine bir el ağzını ve burnunu kapatmak suretiyle öldürüyor. Ve bunu yapan bir kişi. Yani hepsi bir yandan elini uzatıp Nari'ni boğmamıştır. Hmm. Dolayısıyla öyle ya da böyle ortak karar alınmış, ortak eylem hareketliliği var, birlikte hareket var. Ama neticede Narin Güran'ı öldüren bir kişi. Bir kişi. Dolayısıyla bundan sonraki itirafta bize ne gelecek? Eğer itiraf olursa, eğer o yakalananlarda artık benim vicdanım rahat etmiyor. Ben
bu günahtan kurtulmak istiyorum diyen birisi olursa, o diyecek ki ben yaptım ya da o yaptı, ben de oradaydım. Şu nedenle yaptık. Yani şu an Narin'in o grup arasında öldürüldüğü savcılık iddianamesine göre tespitli, ama hangi gerekçeyle öldürüldüğü konusu o itirafla ortaya çıkacak mecbur bir şey. Edecek. Ama savcının genel kanaati de şu, yani iddianamenin tamamını okuduğunda şu: Narin Güran gayri ahlaki ilişkiler yumağı sonrasında öldürüldüğü yönünde de iddianamenin tamamını okuduğunuzda öyle bir sonuca varıyorsunuz işin açıkçası.